1 Eylül 1939'da Almanya 20. yüzyılın büyük teknolojik gelişmelerini kullanarak komşusu Polonya'ya bir saldırı gerçekleştirdi. Bunun sonrasında insanlık tarihinin en yıkıcı çatışması ortaya çıktı. Dünyadaki neredeyse her devletten erkekler ve kadınlar İkinci Dünya Savaşı denilen acı mücadeleye dahil oldu. 6 uzun sene boyunca dünyanın kaderi yükselip çöktü. Önemli olaylar, zaferler ve kayıplar, hatalar ve kahramanlıklarla bıçak sırtında hassas bir dengede durdu. Bu o bıçak sırtının hikayesi. İnsanlığın en büyük dönüm noktasını şekillendiren, her iki tarafı da zaferin eşiğine getiren dönüm noktaları. Yükseliş ve çöküş. İkinci Dünya Savaşı'nın dönüm noktaları. Tüm savaşları bitirecek olan savaş Avrupa'da derin yaralar bıraktı. Dev imparatorluklar çöktü. Eski ülkeler yıkıldı ve yenileri oluştu. Daha savaş bitmeden Almanya bir iç çatışma yaşadı ve sonucunda Kaiser'ini kaybetti. Bu sırada Japonya hızlı gelişmesi ve 1904-1905 Rus-Japon Savaşı'ndaki zaferinden cesaret almasıyla imparatorluk hayalleri kurmaya başladı. Şu anda İkinci Dünya Savaşı bulutlarının daha Birinci Dünya Savaşı sona ermeden toplanmaya başladığı açıkça görünüyor. Yaklaşan fırtına. Versay Anlaşması, 28 Haziran 1919. Birinci Dünya Savaşı'nın Fransa ve Belçika'nın büyük bölümünü yıkıma uğrattığını hatırlıyoruz. Ancak Balkanlar ve Doğu Prusya gibi unutulmuş bölgelerde yüzlerce büyük kasaba ve küçük şehir harap olmuştu. Fakirlik, evsizlik ve açlık Avrupa'yı pençesine almıştı. Ve bunun sonucunda sosyal ayaklanmalar yaşandı. Barış zamanı Avrupalı liderlerin karşılaştığı ilk sorun, kıtayı saran insanlık tarihinin en büyük trajedisinden sonraki ilk kış görülen insani krizle ilgilenmekti. Tabii savaş sona ermişti ve savaşın sona ermesi demek Avrupa'yı 4 senedir saran statik endüstriyel katliamın sonu demekti. Savaş sona erse de onun şiddetinin sonuçları devam ediyordu. Bu şiddet hızlanıyor ve merkeziliğini kaybediyordu. Böylece 1919'a karşı karşıya oldukları şey Birinci Dünya Savaşı'nın gerçek yıkımıyla mücadele etmekti. Ve bundan bir şey çıkarmak istiyorlardı, düzen kurmak istiyorlardı. Avrupa'da açlık çeken insanları doyurmak istiyorlardı. Avrupa'nın merkezindeki geniş alanlarda bir hükümete benzer bir şey kurmalıydılar. Daha önce yaşanan felaket gibi bir tane daha yaşamak istemiyorlardı. Kaiser'in kaybı ve bir zamanların yüce Alman İmparatorluğu'nun yıkılması, geriye kalan devletlerin sahipsizliği, politik düzensizliğe sebep oldu. Bir düzen getirme ve Kasım 1918'deki ateşkesin neden olduğu halkın rahatsızlığını gidermek için kazanan tarafta olan Fransa, Britanya ve Birleşik Devletler, müttefikleriyle birlikte Almanya ve onun müttefiklerini Paris Konferansı'na çağırdılar. Versailles Sarayı'nın görkemi çevresinde 6 aydan uzun sürdü. Almanya büyük bir açlık ve politik karmaşa içerisinde olsa da Mayıs 1919'da büyük umutlarla katıldı. Diğer güçlerle aynı şekilde söz sahibi olacaklarını düşünüyorlardı. Ve dahası suçu Avustralya-Macaristan'a atabilirlerdi. Avustralya-Macaristan çatışmasının başlamasına sebep olan taraftı ve suçu üstlenmesini umuyorlardı. Ancak durum böyle olmadı. Onlar söz sahibi değildi. Konuşmaların nasıl ilerleyeceğine bile karar veremiyorlardı. Bu konuşmalardaki şartlar çok yıkıcıydı. Avrupa'nın, özellikle de Almanya'nın haritası tamamen yeniden çizildi. Alsas-Lorraine, stratejik açıdan önemli bir bölge olan Oppenmalmedy, tarım açısından zengin Memel ve Hulşin bölgesi kaybedildi. Poznanya ve Batı Prusya'nın bazı bölümleriyle
kömürü açısından zengin Üst Silistya, yeni bağımsız Polonya'nın oldu. Ve ciddi biçimde sanayileşmiş Saarland, Fransız kontrolüne girdi. Afrika ve Asya'daki koloniler galip gelenler arasında paylaştırıldı. Savaş sebebiyle zaten büyük zarar gören ekonomiye uygulanan savaş tazminatıyla daha da büyük bir yük bindi. Almanlar Versay Anlaşması'nda madde 231 ve 232'yi tanımak zorunda kaldı. Ve bu maddeler çok açık bir biçimde savaştan Almanya'yı sorumlu tutuyordu. Müttefikler savaştan sadece Almanya'nın ve sadece ittifak devletlerinin sorumlu olduğunu söylüyordu. Ve bu nedenle Almanya ödeme yapmalıydı. Savaşı başlatan ülke olma suçunu kabul etmeye zorlanan Almanya, rakam pazarlığı yaparken nefesini tuttu. 3 milyar dolardan 2 milyar dolara indirmek istediler. Sonunda 6 milyar dolarda anlaşıldı. Öfkeli Almanlar bunun çok yüksek olduğunu, bundan tiksinen Fransızlarsa çok az olduğunu düşünüyordu. Sonunda Versay'dan çıkanlar tatminsizlikle birlikte sahte umutlar oldu. Çok yoğun bir bitmemiş iş hissiyatı. Burada daha adil ve eşitlikçi bir sosyal düzen vizyonu vardı. Sanırım düşünülen şey, savaştan kaçınmak istiyorsanız sosyal adaletin olması gerektiğiydi. Ve sanırım en trajik olan şey o andaki vizyonu gerçekleştirmede başarısız olunmasıydı. Bu ölü doğmuş bir umut gibiydi. Asla gerçekleşemeyen bir şafak. Hitler Almanya şansölyesi oldu. 30 Haziran 1933. Versay'da Almanya savaşı kaybetmiş gibi muamele edildi. Ancak Almanların gözünde hiçbir yenilgi yoktu. Savaş teslimiyetle değil, ateşkesle sona ermişti. Ordularının ellerinde silahlarıyla eve dönüyor olması bunun bir kanıtıydı. Bu nedenle pek çoklarının zihninde sadece Versay Anlaşması koşulları adaletsiz değildi. Onun kabulü de ihanete denkti. Batı cephesi çökmeye başlayınca, özellikle de Ekim ve Kasım 1918'de Almanya'nın yetkili kişileri kendilerini bu utançtan ne mazeretle kurtaracaklarını planlamaya başladı. Ve uydurdukları mazeret şuydu: ordu başarısız olmamıştı, yenilmemişti, hala son ana kadar savaşıyordu. Ancak memleketteki zayıf ve liberal politikacılar ve komünist ideallerden ilham alan, belki de Yahudilerin finanse ettiği hain işçi sınıf orduyu bir şekilde sırtından bıçaklamıştı. Yahudilerin ve Bolşeviklerin işbirliği yaptığına dair güçlü efsane ve kudretli Alman İmparatorluğu'na duyulan nostaljiyle birlikte Adolf Hitler'in yükselişinin ardındaki itici güç oldu. Bu yükseliş, Alman İşçi Partisi'nin başına gelişi ve başarısız bir darbe girişimi olan Kasım 1923'te Münih Birahanesi darbesiyle başladı. 2 gün içinde tutuklandı. Vatana ihanetle yargılandı ve 14 sene hapse mahkum edildi. 9 ay hapis yattıktan sonra yeni nam kazanan, ona sempati duyan bir hakim tarafından serbest bırakıldı. Ülkedeki destekçileri, evet, eyleme geçen oydu. İşi gören adam Hitler'di. Başarısız oldu ama en azından denedi dediler. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'daki imparatorluk yönetiminin yerine gelen Weimar Cumhuriyeti, sürekli yeni seçimlerin yapıldığı cesur bir demokrasi deneyiydi. Seçim barajı düşüktü. Yani çok sayıda parti Reichstag'a seçiliyordu ve çoğunluk hükümeti oluşturmak imkansız hale geliyordu. Bunun sonunda yönetim süresi koalisyonların dağılması sebebiyle çok kısaydı. Parlamentodaki kaosun başında şansölye atama ve görevden alma gücüne sahip güven verici başkan figürü vardı. Almanya 1929'daki büyük buhranın etkilerinden çıkmaya çalışırken bu görevde 1. Dünya Savaşı kahramanı ve vatansever olan General Paul von Hindenburg vardı. Hindenburg'un politikaları daima Almanya'yı biraz daha sağ, 1918-1919'da gelen demokrasiden uzağa çekmek yönündeydi.
Bunun için istikrarlı, sağcı, otoriter bir hükümetin halk arasında nüfus içerisinde ciddi bir desteği olmasını istiyordu. Demokrasiye karşı halkın memnuniyetsizliği, büyüyen antisemitizm ve kötü bir ekonomiyle Hitler'in ultra sağcı Nazi Partisi 1930 seçimlerinde %30 oy aldı. Kaos Temmuz 1932'ye kadar sürdü. Korku ve huzursuzluk dolu bir seçimde %35'e yükseldiler. Ve cesaretlenen Hitler başkanlığa aday olacaktı. Benim açımdan bizi öldürebilirler ama asla teslim olmayacağız. Başarısız oldu. Ancak komünist solun artan desteği ve muhafazakar sağda halkın sevdiği başka biri olmadığından yönetimdeki sosyal demokratların bakışları ona döndü. Eğer Hitler atanmazsa solun yönetimi ele geçirmesinden korkuyorlardı. Sağcı muhafazakarların bir temel kitlesi yoktu, kitle destekleri yoktu. Ancak soldakilerin önemli bir kitle desteği vardı ve sağcılardan alınabilecek tek destek Nazilerdi. Bir seçimin daha ardından açık bir çoğunluk sağlanamayınca, Kasım 1932'de eski şansölye Franz von Papen ve ülkenin önde gelen sanayicileri, aristokratları ve subayları güçlerini birleştirerek Hindenburg'ü Hitler'i şansölye ataması için ikna ettiler. Akılsızca onu kontrol edebileceklerine inanıyorlardı. Hindenburg kabul etti. Hitler şansölye olduğunda bir koalisyon hükümetindeydi. Ve 11 kişilik kabinede sadece 2 tane daha Nazi vardı. Ve kabinesindeki diğerleri geleneksel elit figürlerdi. Hitler'le başa çıkabileceklerine emin kişilerdi. Ancak 2 ay içinde Hitler olağanüstü yasaları sundu ve geçirdi. Bu yasa parlamentonun izni olmadan ona istediği gibi davranma özgürlüğü sunuyordu. Nazi olmayan partiler Temmuz 1933'te kapatıldı. Sonunda Ağustos 1934'te Hindenburg'ün ölümüyle şansölye ve başkanlık görevlerini birleştirerek tam diktatörlük gücüne sahip oldu. Böyle yaparak hem kendinin hem de Hindenburg'ün hayalini gerçekleştirmiş oldu. Zayıf bir demokrasi son buldu ve otoriter rejime geri dönüldü. Bu hayalin akılanmaz küresel sonuçları olacaktı. Almanya'yı bu gerçekleşen savaşın içine sürükleyecek başka hiçbir kimse yoktu. Ve Almanya'yı onun Almanya yönetiminde olduğu şekliyle Avrupa Yahudilerine soykırım uygulamaya götürecek başka birisi neredeyse kesinlikle yoktu. Bu şeyleri 20. yüzyıl tarihinden çıkarırsanız 20. yüzyılın tarihini tamamen değiştirmiş olursunuz. Etiyopya'nın işgali 3 Ekim 1935. 1922'de Hitler'in iktidara gelmesinden 10 yıl önce İtalyan halkı yükselişi çığır açan bir adamı başbakan olarak seçti. Bu iktidara yükselişi Hitler pek çok açıdan takdir edecekti. İtalyan faşizminin kurucusu Benito Mussolini. İtalya 1. Dünya Savaşı'nda müttefikler için önemli bir rol oynamıştı. Ancak İngiltere ve Fransa tarafından daha aşağı bir güç olarak görülüyordu. Mussolini İtalya'yı dünya sahnesinde hak ettiği yere döndürmeyi vaat ediyordu. 19. yüzyılda Güney Amerika gibi yerlerde diktatörler olmuştu. Ancak Avrupa'da diktatör merakı Benito Mussolini ile Ekim 1922'de başbakan olmasıyla başladı. Ve Ocak 1925 itibariyle tam bir diktatör oldu. Ancak belki de Mussolini'nin Hitler'e verdiği en büyük ders 1935'teki Etiyopya işgaliydi. 1896'da Etiyopya'yı almakta başarısız olunmuş
ve aynı yılın Mart ayında Adova'da İtalyanlar küçük düşürücü bir yenilgi almıştı. İtalyan ordusuyla tüm Avrupa'da dalga geçiriyordu. İtalya'nın uluslararası otoritesini geri kazanmasının daha kolay bir yolu yoktu. Ve Mussolini bu yenilginin intikamını almak üzere konum aldı. Ancak bunun için asıl görevi dünya barışını korumak olan uluslararası bir organizasyonun Milletler Cemiyeti'ne karşı çıkması gerekiyordu. Paris Barış Konferansı'ndan sonra kurulan cemiyet, Birinci Dünya Savaşı'nın galip güçlerinden bir konsey tarafından yönetiliyordu. Fransa ve İngiltere masadaydı. Ve ironik olarak İtalya ve 1933'e dek Japonya da dahildi. Üye ülkelerin imparatorluk hırsları söz konusu olduğunda Britanya ve Fransa bir ikilemle karşı karşıyaydı. Sanırım kendi imparatorluklarının geniş toprakları olduğundan diğerlerini biz bizim topraklarımızı uzun süre önce aldık, siz şimdi alamazsınız demeyi zor buldular. Ve bunun sonucunda bir şekilde Britanya ve Fransa'nın tüm büyük Avrupa güçlerinin hakkı olduğu şeyden İtalya'yı alıkoydukları gibi bir görüş oluştu. 1935 yılının ortasında İtalyan gemileri devamlı olarak Britanya kontrolündeki Süveyş kanalından geçti. Ve İtalyanlar o zamanlar Abissina denilen yerin doğu sınırlarına çok sayıda asker yığdı. Milletler Cemiyeti İtalyanlara çeşitli ekonomik yaptırımlar uygulasa da Fransa ve Britanya'nın dikkati yeniden silahlanan Almanya'nın üzerindeydi. Ve o noktada İtalya önemli bir müttefikti. Sonunda bir seçim yapmaları gerekiyordu. Milletler Cemiyeti üyeleri hep birlikte ne tepki vermeleri gerektiğine karar veriyorlar. Fransa ve Britanya Hitler'den o kadar endişe ediyordu ki Mussolini'ye gittiler ve bak, Hitler'e karşı ortak güvenlik önlemlerinde bizimle kalacak mısın? Bunun karşılığında göz yumacağız. Savaş gemilerimizi Akdeniz'den çekeceğiz. Etiyopya'yı işgal etmene izin vereceğiz dediler ve olan da buydu. 3 Ekim 1935'te gitgide artan uluslararası baskıya rağmen İtalyan güçleri toplu halde komşusu Eritre üzerinden Etiyopya'ya ilerlemeye başladı. İtalya Etiyopya'yı işgal ederken bunu çok faşist bir biçimde yapmakta ısrar etti. Dev bir ordu ve üstün hava kuvvetlerini kullandılar ve zehirli gaz kullandılar. Üstelik 10 sene öncesinde bunu yapmayacaklarına dair Cenevre Sözleşmesi'ni imzalamış olmalarına rağmen. Britanya ve Fransa'nın Etiyopya işgaline müdahalesindeki başarısızlıkları, ki bunu sadece Süveyş kanalını kapatarak yapabilirlerdi, ve sonrasında Etiyopya İmparatoru Haile Selassie'nin tutkulu konuşmasına rağmen İtalya'nın zehirli gaz kullanımının hesabını sormamaları, Milletler Cemiyeti'nin ölüm ilanı oldu. Dünya barışı hayalleri artık sona erdi. Mussolini ve felsefesi dünyadaki diğer sağcı partilerdeki diktatörlere ilham olacaktı. Ve daha da büyük bir tehdidin kapısını açacaktı. Sanırım şu argümanda bulunmak mümkün. Mussolini, Abissina, Etiyopya'yı işgal etmeye ve İtalyan İmparatorluğu'nun bir parçası olarak fethetmeye karar verince, diğer güçler onu durduramayınca, bunu yapamazsın demeyince bu bir dönüm noktası oldu. Bu bir kez yaşanınca Japonya'nın saldırganlığı, Almanya'nın saldırganlığının önü açıldı ve İkinci Dünya Savaşı'nın çıkması kaçınılmaz hale geldi. İspanya İç Savaşı 18 Temmuz 1936. Mussolini'nin faşizm modeli İspanya'yı 1975'teki ölümüne dek yönetecek olan adam için kusursuz bir ideolojik zemin hazırladı. General Francisco Franco. İspanya ekonomisi Birinci Dünya Savaşı'ndaki güçlerin sanayi ürünlerini satın almasıyla büyük fayda sağlamıştı. Ve önemli bir sanayi gelişimi kaydettiler.
Ancak bu büyüme enflasyona sebep oldu. Ve bu da halkta büyük bir memnuniyetsizlik yarattı. 1919 ortasında ekonomi durağanlaştı. Taşra isyanları ve sanayi grevleri gitgide daha sık rastlanır oldu. Bunun sonucunda Almanya'da olduğu gibi İspanya siyasetinde hızlı bir kutuplaşma yaşandı. Bir tarafta milliyetçiler, diğer tarafta cumhuriyetçiler ve aralarındaki farklar Franco'nun önderliğindeki faşizm odaklı Falange Partisi gibi partilerle kendini ifade etti. Franco beklenmedik bir diktatördü çünkü karizması yoktu. Karizmatik görünüşlü biri değildi, ufak tefekti, tıknaz bir adamdı ve ince bir sesi vardı. Ancak belki de Franco'nun bu kadar başarılı bir kariyer yapmasını sağlayan en önemli özelliği acımasızlığıydı. Onu bir nevi sosyal psikopat olarak değerlendirebilirsiniz. Kurbanlarına karşı asla empatisi yoktu. Asla kurmazdı. 1935'te İspanya'nın politik kutuplaşması bir kaosa dönüştü. Komünistlerin zayıf cumhuriyetçi hükümeti desteklemesi, falanjistlerin muhalefetiyle karşılaştı ve ard arda suikastler gerçekleşti. Ancak sağcı muhalefet lideri José Lava Sotelo cinayetinin intikamı, İspanyol ordusu generallerinin harekete geçme işaretiydi. Sotelo'nun ölümünden 3 gün sonra 17 Temmuz 1936'da bir darbe düzenlediler. Ve İspanya anakarasını işgal etmeden önce İspanyol pasını ele geçirdiler. Avrupa seyirci kaldı. Ve Britanya, Fransa, Rusya ve Almanya arasında müdahale etmemek için bir anlaşma imzalanmış olsa da Hitler eyleme geçmeyi seçti. Hitler, İspanya ve Fransa arasındaki bir ittifakın Avrupa'daki genişlemesini durduracağından endişe ediyordu. Ve onun düşüncesine göre İspanya Cumhuriyeti'ni yok ederse Fransa'nın konumunun zayıflayacağını düşündü. Hitler, İspanya ve Fransa arasındaki bir ittifaktan endişe etse de bir diğer diktatör olan Mussolini'nin Etiyopya'da Milletler Cemiyeti'ni nasıl görmezden geldiğini görmüştü. Ve kendisi de karşılık görmeden Rhineland'i geri almıştı. Yeniden birleşmiş bir Almanya hayali çekici bir gerçekliğe dönüşüyordu. Bu amaçla yeniden silahlanan Almanya, Franco'lu milliyetçilerine teknik destek verdi. Bu sayede yeni geliştiren silahlarını ve taktiklerini deneme fırsatı bulacaktı. En son uçaklar, en son makineli tüfekler, en son toplar ve daha nicesi. Bu kusursuz bir fırsattı ve bu Göring'in çok ilgilendiği bir şeydi. Hermann Göring, Nürnberg mahkemelerinde Hitler'i silahları test edebilmek için Franco'yu desteklemesine ikna ettiğini söyledi. Ve en büyük testlerden biri Luftwaffe olacaktı. Nisan 1937'de güzel Bask şehri Guernica'yı harap hale getirme görevi verildi. Bir bombardıman gitgide büyüyen uluslararası hava saldırısı korkusunu doğrulayacaktı. Doğru bir biçimde beklendiği üzere gelecekteki bir savaşta savaşan ülkelerin hava kuvvetlerinin tüm şehirleri ve sivil nüfusunu haritadan kaldıracağı korkusu. Luftwaffe yeni halı bombardımanı tekniğini kullanarak büyük bir başarı elde etti. Hitler açısından her şey yolundaydı. İspanyol iç savaşına katılması çok faydalı olmuştu. Blitzkrieg için önce Polonya'da sonra Fransa'da kullanacakları çok sayıda askeri taktik denediler. İspanya'da çok sayıda askeri ekipman denendi. Hitler için sonuçlar olumluydu. Hitler mutluydu. Ve silahlı güçlerinin deneyimi arttıkça Hitler'in askeri hazırlıkları başarısını kanıtladı. Ve çok daha büyük bir çatışma için sahne hazırdı.
Japonya'nın Çin'i işgali 7 Temmuz 1937. Versay Anlaşması sadece Avrupa'da değil, Doğu'da da memnuniyetsizlik yarattı. Ve Japonya İmparatorluk hayalleri kurmaya başladı. 1868'deki Meiji devriminden sonra zenginlik, güç ve prestij isteği Batılı güçlerin geçmişte ülke üzerinde gösterdiği eşitsizliğe tepki olarak doğdu. Ve Batılı devletler Versay Anlaşması'nda ırk eşitliği maddesinde anlaşamayınca eski yaralar yeniden açıldı. Japon halkı büyük bir saygısızlığa uğradığını hissetti. Makino konferansta çok açık bir biçimde bunun insan türünün büyük bir bölümüne hakaret olduğunu söyledi. Savaşta beyazlarla eşit olduklarını görmüşlerdi. Ancak beyazlar yine eski koloni dünya düzenini dayatmak istiyordu. Bu durum Japonya'nın Asya'da yeni bir dünya düzeni yaratmak istemesine neden oldu ve sonunda buna yöneldiler. Bu sırada Çin de kendi ulusal kimliğini oluşturuyordu. Özellikle de seçkinler arasında Çin'in kendi başına bir ulus devlet olduğu hissiyatı gitgide güçlendi. Ancak bu hissiyatın karşısında Japon emperyalizminin büyüyen gücü vardı. Japon Kuantun ordusu Mançurya'yı 18 Eylül 1931'de işgal ettiğinde yıkıcı bir olay zinciri de başlamış oldu. Mançurya krizi Japon delegelerin toplantıyı dramatik bir biçimde terk etmesiyle sonuçlandı. Bütün bunların sonunda Japonya'nın toplantının yayınladığı raporu kabul etmesi imkansızdır. Ve ülkenin 1933'te Milletler Cemiyeti'nden çıkmasıyla Batı Japonya'nın saldırganlığına karşı Çin'i destekledi. Ve Japonya gitgide dünyadan izole oldu. O zamanlar Japon halkı için Mançurya vakası ve sonrasında Mançurya Devleti'nin oluşturulması çok çok büyük bir başarı gibi görülüyordu. Bu sırada Çin'de başka yerlerde, Pekin civarında da aynının yapılmasını düşünüyorlardı. Kuzey Çin'de ikinci bir Mançurya kurmak için bir diğer Mançurya olayı planlıyorlardı. Ve böylece iki anlaşmaz güç karşı karşıya geldi. Savaşı tetikleyen şey küçük çapta ve önceden planlanmamış bir silahlı çatışma oldu. 7 Temmuz 1937'de Pekin'in hemen dışında. Yüzyılın başında yapılan anlaşmalara göre Çin'de delegeleri bulunan ülkeler korunma amacıyla mütevazı sayıda asker bulundurabiliyorlardı. Bu anlaşmalara sığınan Japonya, önceki 5 sene boyunca Kuzey ve Doğu Çin'in gitgide daha büyük bölümlerini ele geçirdi. Ve yavaş yavaş Pekin'in etrafını sardı. Aralarında batıda Marco Polo Köprüsü denilen yerde Wanping şehrinin dışında konuşlanmış az sayıda asker vardı. Bu modern inşaat Pekin ve Çin milliyetçilerinin kalesi Nanjing arasındaki tek yol ve demir yolu bağlantısıydı. O Temmuz gecesi yaşananlar tam olarak net değildi. Ancak Japon askerleri Çin yetkililerine gerektiği gibi haber vermeden talim yaptı. Ve korkan Çin birlikleri onlara ateş açtı. Japon askerlerinden biri kaybolmuştu ve yerel Japon komutanı onu aramak için şehrin içine girmeyi talep etti. Ve şehirdeki komutan bunu reddetti. Çinliler aramayı kendilerinin yapmasında ısrar edince Japon piyadeler zorla duvarlarla çevrili şehre girmeye çalıştı. Tartışmayı sona erdirmek için bazı girişimlerde bulunulduysa da bu olay Japon askeri şahinlerine tam boyutta bir işgal için gereken mazereti sağladı. Yüz binlerce Japon askeri oraya çıkarıldı. Ama
İmparator en başlarda endişeliydi. Avrupalıların ve Amerikalıların müdahalesinden anlaşılabilir bir biçimde çekiniyordu. Ancak onların gelmediğini gördüğünde ordunun yaptığını onaylamakla yetindi. Çok kesin bir biçimde Çin kuvvetlerinin hızla bertaraf edilmesini emretti. Pekin ve Şangay'ın yanı sıra Nanjing'de modern Japon ateş gücü altında hızla düştü. Japonların mekanize bölükler ve top konusunda çok büyük avantajı vardı. Ve özellikle de hava kuvvetlerinde. Çinlilerin hiç hava desteğinin olmamasının savaşın ilk günlerinde büyük bir öneme sahip olduğu söylenebilir. 1938 sonunda doğudaki kıyılar da dahil Kuzey ve Doğu Çin'in çoğu ele geçirilmişti. Ve Japonya'nın demokratik güçlerle ilişkileri hızla bozuldu. Amerika petrol ambargolarının başlamasıyla Japonya gözlerini Güney Asya'ya dikti. Ve Asya Asyalılarındır sloganı hızla çok daha saldırgan olan Asya Japonlarındır'a dönüştü. Japonya imparatorluğa kavuşacaktı. Bedeli ne olursa olsun. Anschluss, 12 Mart 1938. 1938 senesinde genişlemeye odaklanan tek ülke Japonya değildi. Hitler'in Antluş ya da Almanya'nın kendi memleketi Avusturya ile yeniden birleşmesi konusundaki kararlılığı Münih'te politikaya yeni atıldığı günlerde ideolojisinin temel taşlarından biriydi. 1921'de bir denemede şöyle yazmıştı. Reich'ın tek görevi 10 milyon Alman Avusturyalıları imparatorluğa katmak ve hükmetmiş en acınası hanedan olan Habsburgları tahttan indirmektir. Hindenburg'un ölümünün ardından Almanya'da tam kontrolü ele geçirdi. Cesurca ancak diplomatik bir biçimde bu hedefe ilerledi. Ve Versay'la ortadan kaldırılan Almanca konuşan imparatorluğu yeniden inşa etmeye koyuldu. Ancak tabii ki Versay Anlaşması Almanya'nın cezalandırılmasına ve gelecekte büyük bir güce dönüşmemesine dayanıyordu. Ve bu nedenle Avusturya, Almanya'dan ayrı, bağımsız bir ülke olmalıydı. Rhineland'e yeniden ordunun girmesi, savaş tazminatı konusunda anlaşma, Saar bölgesi. Başarının ilk aşaması bunlardı diyebiliriz. Versay'daki bu önemsiz konular yavaş yavaş çekilip atılıyordu. Sanırım dönüm noktası Anschluss, Avusturya ile birleşmeydi. Ancak Saint-Germain Anlaşması ve Versay Anlaşması kesin olarak bu birlikleri yasaklıyordu. Çoğu Alman Avusturyalı bunu desteklese de Hitler bu işi kaba güçle çözemeyeceğini biliyordu. Neyse ki Avusturya içinde bir müttefiki vardı. Avusturya Nazi Partisi. Başlarda Anschluss hamlesi Almanya ile birleşme hareketi Avusturyalı Nazilerden geldi. Bunu Hitler başlatmadı. Başlarda bundan endişeliydi çünkü çok erken harekete geçtiklerini düşündü. İki sene kadar Avusturya'daki Nazileri desteklemedi. Onlara istediklerini yapmalarını söyledi ama resmi onayını vermedi. Ta ki birleşmenin mümkün olduğunu görene kadar. Avusturya Nazi Partisi'ne olabildiğince çok huzursuzluk çıkarmaları söylendi. Eylemler başladı. Binalar yıkıldı. Huzursuzluğu bastırmak için Avusturya'nın Kurt Schuschnigg hükümeti tüm Nazi eylemlerini yasakladı. Hitler daha sonra Avusturyalı liderli bir toplantı ayarladı. Ve bu toplantıda Schuschnigg'in yumuşak bir birleşmeye izin verip yönetimdeki önemli pozisyonları Nazilere vermemesi halinde Avusturya'yı işgal etmekle tehdit etti. Schuschnigg zaman kazanmaya çalıştı ve Nazi Seyss Inquart'ı İçişleri Bakanı tayin etti. 9 Mart 1938'de Schuschnigg, Avusturya halkının birleşmeyle ilgili kendi kararını vermesi için bir referandum gerçekleştirmek istediğini ilan etti. Öfkelenen Hitler askerlerini Avusturya sınırına dayadı
ve Schuschnigg'in referandumu iptal etmesini talep etti. Britanya ve Fransa'nın etkisiz kalmasıyla kan dökülmemesi için büyük bir baskı altında olan Schuschnigg'in istifa etmekten başka seçeneği yoktu. Seyss Inquart derhal onun yerini aldı ve Hitler'den düzeni sağlamak için Alman ordusunu Avusturya'ya göndermesini istedi. Hitler Avusturya'ya 13 Mart'ta davetiye ile girebildi. Alman ordusu girdiğinde Avusturya direnişiyle karşılaşmadı. Hatta bazı Avusturya birlikleri onları hoş karşıladı. Ve Avusturya Kilisesi de Viyana Başpiskoposu Nazi kontrolüne tam destek verdi. Buna karşı çıkmak çok zordu. Avusturyalıların kendisi bunu hoş karşılarken, kilise gibi yetkililer Hitler ve Nazilerin tarafındayken buna karşı koymak çok zordu. Birleşmeyi tamamlayıp Avusturya'nın gözünde meşru hale getirmek için Hitler 10 Nisan 1938'de bir referandum düzenledi. Sonuç çok etkileyiciydi. Avusturyalıların %90'ı bunu istedi. Bu rakamlara itiraz edilebilir ama bunu nasıl ölçeceksiniz ki? Halkın görüşünü ne kadar yansıttıkları tartışmalı olsa da göz önüne almaya değerler. Ve sadece zorlamayla bu karara ulaşılmadı. Halkın havasını yakalamış görünüyordu ve 38 senesinde bunu düzgün biçimde tahmin ettiğini söyleyebilirsiniz. İstediğini almıştı. Birleşmeyle birlikte Versay Anlaşması çok şey beklenen milletler cemiyeti gibi ortadan kalktı. Dünya sahnesinde Hitler istediği toprağı alabileceğini düşünüyordu. Münih Antlaşması 30 Eylül 1938. Hitler'in Avusturya'yı ilhakı batılı güçlerin gözünden kaçmadı. Britanya Başbakanı Neville Chamberlain avam kamerasına 14 Mart'ta seslendiğinde acı gerçek şu ki Avusturya'da yaşananları bu ülke ve diğer ülkeler için güç kullanmadan engellemek mümkün değildi dedi. Daha 20 sene önce büyük acı çekenlerin düşüncelerini seslendiriyordu. Britanya Birinci Dünya Savaşı'nı yaşamıştı. Britanya'da ve halk içerisinde savaştan korktukları için büyük bir barış hareketi vardı. Ama aynı zamanda bir noktadan sonra taviz vermenin de işe yaramadığını fark ettiler. Avusturya'daki referandumdan bir ay geçtikten sonra Hitler'in gözünü Çekoslovakya'nın Almanca konuşan bölgesinin ilhakına diktiği açıktı. Ve bu sefer güç kullanmaya da hazır olduğunu açıkça belli etti. Çekoslovakya başka türde bir şeydi. Bir deneydi. Çünkü bir ulus devlet değildi. Bir birleşmeydi. Çekoslovakya daha önce bir devlet olmamış, iki etnik grubun gönüllü birliğiydi. Bir sorun vardı. Bu sorun, hayli nüfuslu Almanca konuşan ve Alman hisseden ülkenin batısında yaşayan azınlıktı. Bu bölgeye Sudetenland deniyordu. Sudetenland, Versay'la Almanya'dan koparılan sanayi açısından zengin bir bölgeydi. Hitler konuşmasında bu devlette 3,5 milyon Alman'ın baskı gördüğünü ifade etti. Ama aslında gitgide büyüyen savaş makinesini besleyecek sanayi kapasitesi olan alanları istiyordu. Eylül ortasında ne olursa olsun çatışmadan kaçınmak isteyen Chamberlain, Hitler'le Birch Garden'daki villasında buluştu. O toplantıda Hitler onlara danışmadan askeri eylemde bulunmamayı kabul etti. Chamberlain de kabinesini ve Fransızları Sudetenland'daki referandumun sonuçlarını kabul etmeye ikna edecekti. Ancak Hitler Chamberlain'i anlaşmaya varılamaması halinde eyleme geçeceğine dair de ikna etmişti. Münih krizi bir dönüm noktasıydı. Çok daha saldırgan bir dış politika, çok daha tek yanlı dış politika, çok daha riskli bir dış politikaya kayma oldu. Ve bu dış politikada askeri tehdit ve hedeflere ulaşmak için potansiyel asker ve güçten kaçınılmıyordu. Chamberlain eve
Hitler'in yatıştırabileceğine ikna olmuş olarak döndü. Fransız Devlet Başkanı Edouard Daladier ve Dışişleri Bakanı George Bonnet Londra'ya giderek ortak bir teklif hazırladılar. Nüfusun %50'sinden fazlası Sudeten Almanı olan bölgeler Almanya'ya teslim edilecekti. Bu durum Vers Anlaşması'ndaki halkların kendi kaderini belirleme maddesine dayandırılıyordu. Çekoslovakya temelde Alman olmayan bir devletti. Ancak diğer taraftan Sudetenland civarı hayli Alman yanlısıydı. Sudetenland'ın Almanya'ya verilmesi Versay Anlaşması'nca mantıklıydı. Kendi kaderlerini seçmelerini destekliyordu. Böylece Hitler'in bölgeler ve halklar üzerindeki iddiasının yasal bir dayanağı oldu. İşte bu nedenle Fransa ve Britanya'nın savaşabileceğine inanmıyordu. Chamberlain 22 Eylül'de Almanya'dan döndüğünde Hitler, Britanya ve Fransa'nın çatışmaya girme isteksizliğini fark ederek taleplerini sertleştirdi. Şimdi Sudetenland'a Alman ordusunun girmesini ve Çekoslovakya'nın bölgeyi 28 Eylül'e kadar terk etmesini istiyordu. Savaştan kaçınmak için son bir çabayla Chamberlain meselenin çözülmesi için dört gücün katıldığı bir konferans önerdi. Hitler kabul etti. Ve 29 Eylül'de Hitler, Chamberlain, Daladier ve İtalyan diktatör Benito Mussolini Münih'te buluştu. Mussolini yazılı bir plan sundu. Alman ordusu Sudetenland işgalini 10 Ekim'e kadar tamamlayacaktı. Ve diğer tartışmalı bölgelerin kaderini uluslararası bir komisyon belirleyecekti. Münih Anlaşması'nda hepsi kabul edildi. Münih büyük oranda zaman kazanma üzerineydi. Savaşmaya hazır olmamak üzerineydi. Seçenekleri değerlendirmeyi, her ne kadar seçenekleri gitgide azalıyorsa da. Dün akşam imzalanan anlaşmanın iki halkın bir daha savaşa girmeme arzusunun bir sembolü olarak görüyoruz. Chamberlain Britanya'ya bir kahraman gibi imzalı anlaşmayı kafasının üzerinde sallayarak döndü. Ancak zamanımızda barış iddiası umutsuz bir biçimde iyimserdi. ...1938'e dek Hitler konuşmalarında barıştan söz ediyor, barış vaat ediyordu. Ancak Münih'ten sonra çeşitli gazetelerin editörlerini büyük bir toplantıda bir araya getirdi ve tamam, bugüne kadar hep barıştan söz ettik, artık Alman halkını savaşa hazırlamalıyız dedi. Mart 1939'da önceki başarılarından cesaret alan Hitler, Chamberlain'in 1938'de Münih'te imzaladığı yazılı garantiyi ihlal ederek Almanya'nın tüm Çekoslovakya'yı işgalini emretti. Gelecek planları için sahneyi hazırlıyordu. Almanya Polonya'yı işgal etti 1 Eylül 1939. Hitler'in Çekoslovakya işgaline yanıt olarak Neville Chamberlain yeni kurulan Polonya devletinin sınırlarını resmen garanti etti. Ve Hitler'in taleplerini mütevazılaştırmasını talep etti. Günler içerisinde bundan caymayan Hitler Wehrmacht'ın Polonya istilasına hazırlanmasını emretti. Tarihi 1 Eylül olarak belirledi. Generalleri de dahil herkes daha temkinli olmayı öğreniyordu. Aslında Polonya hazırdı. Doğal savunma bariyerleri yoktu. Silahlı güçleri büyük bir zayıflık içerisindeydi. Polonyalılara karşı öfkeliydi. Çünkü Versay Anlaşması'nın değiştirilerek bazı bölgelerin Almanya'ya geri verilmesi konusundaki görüşleri reddetmişlerdi. Öfkeliydi ve aynı zamanda en son hedefi olan Rusya saldırısı için Polonya'dan geçmesi gerekiyordu. Hitler harekete geçiren şey, Neville Chamberlain ve Fransız Devlet Başkanı'nın savaştansa barış opsiyonu seçeceğini düşünmesiydi. Ve bu teoriyi destekleyecek bolca kanıtı vardı. Britanya ve Fransa 1935'te Almanya'nın silahlanmasını,
1936'da Rhineland'in geri alınmasını, Mart 1938'de Anschluss'u, Eylül ayında teknik olarak Alman Sudetenland'in Çekoslovakya'dan zorla koparılmasını kabul etmiş ve sonra Çekoslovakya işgal edilirken seyirci kalmışlardı. Versay Anlaşması'nın ihlaline yönelik eylemler Batı'da nispeten destek görüyordu. Pek çok kişi anlaşmanın kusurlu olduğuna inanıyordu. Ve faşizmden çok komünizmden korkuyorlardı. Savaşı 1939'da satması daha önce 1938'de satmasına benzerdi. Alman topraklarını geri almak için. Ve bu kez Almanya'nın izole bir bölgesi olan Doğu Prusya, Almanya'nın geri kalanından bir Polonya koridoru ile ayrılıyordu. Ve bu Polonya'nın işgali için bir savaş sebebiydi. Polonya bölgesinde mahsur kalmış Almanların serbest bırakılması ve Büyük Almanya'nın yeniden kurulması gerekiyordu. 11 Ağustos'ta planladıklarını bir anlamda belli ederek Milletler Cemiyeti Yüksek Sorumlusu'na en ufak bir provokasyonda Polonya'yı uyarmadan o kadar çok parçaya ayırırım ki toplanacak parça kalmaz diye uyardı. Ve sonra provokasyonlar çıkarmaya koyuldu. Gestapo tarafından sahte sınır olayları çıkarıldı. Almanya ve Polonya arasındaki sınırlarda Alman hükümetinin ücra karakollarına Polonyalı saldırganlar saldırdı. Gliwice şehri yakınlarında bir bölgeye yerleştiler. Alman karakoluna, gümrük evine ve bir telsiz istasyonuna saldırılar oldu. Ve Goebbels'in önderliğindeki propaganda bakanlığı işe koyuldu. Temelde Goebbels'in yapması gereken şey diğer herkesi suçlu göstermekti. Polonyalılar suçluydu. Almanya'nın yeniden etrafının sarılmasından İngilizler suçluydu. 1 Eylül sabah 6'da Polonya başkenti Varşova ard arda bombardımanlarla uyarı verilmeden vuruldu. Aynı zamanda iki büyük Alman ordusu kıtası Polonya'yı kuzeyde Prusya ve güneyde Slovakya'dan işgal etti. Polonya'nın hava kuvvetlerinin çoğu karada yakalanıp yok edildi. Panzer mızrak başları Polonya saflarını yardı ve daha yavaş ilerleyen Alman piyadeler içeri attı. Luftwaffe ana yollara ve demiryolu bağlantılarına, kasaba ve köylere saldırarak kasten dehşete düşmüş sivillerin kaçmasını, yolları tıkayarak Polonya birliklerinin hareketlerinin sınırlanmasını sağladı. Dünya Blitzkrieg olarak bilinecek saldırının ilk kez tadına bakmıştı. Ve Polonya hükümeti yardım çağrısında bulundu. İki gün sonra Neville Chamberlain artık taviz vermenin bir seçenek olmadığını kabul etti. Bu sabah Berlin'deki Britanya elçisi Alman hükümetine saat 11'e dek birliklerini bir an önce Polonya'dan çekeceklerini bildirmezlerse aramızda bir savaş durumu olacağına dair son uyarıyı vermiş bulunmaktadır. Şunu söylemem gerekiyor ki böyle bir cevap verilmedi. Ve bunun sonucunda bu ülke artık Almanya'yla savaş halindedir. Hitler'in blöfüne yanıt verilmişti. Bir noktada 1939'da Hitler'in bir dünya savaşı çıkarmasını beklemediğini hatırlamalıyız. Polonya'nın işgal edilmesi için sınırlı, kontrollü bir savaş bekliyordu. Britanya ve Fransa savaş ilan edince buna şaşırdı. Bir yıl önce Münih'te yaşananlar yüzünden bunun olmasını beklemiyordu. Varşova cesurca direndi. Ancak 18 gün süren bombardımanın ardından sonunda 27 Eylül saat 14'te teslim oldu. Almanya hızlı bir zafer kazanmıştı. Ancak Britanya ve Fransa Hitler'in barış teklifini reddetti. Ve Polonya 2. Dünya Savaşı'na dönüşecek olan savaşın ilk savaş alanı oldu.